Efendim merhabalar. Şehir hayatımı tercih edersiniz yoksa yayla hayatını? Yayla. Peki neden? Çünkü havalar çok sıcak. Mesela gördüğünüz gibi havalardan zor duruyoruz yani şehirde. Ama yaylada serinliyoruz yani o şekil. Şehir hayatını tercih edersiniz yoksa yayla köy hayatını mı? Yayla hayat, köy hayat. Neden peki? Yani insanlardan, şeylerden daha uzak, sessiz, sakin, kafa dinlemek için birebir. Peki siz? Ben ikisini de tercih ederdim. Çünkü köy hayatı da lazım insana. Ama şehir hayatında da insan alıştığımız için vazgeçemediğimiz için ben ikisi diyorum. Şehir hayatı daha iyi. Peki neden? Yani daha iyi, sosyalleşmek falan daha iyi oluyor. Daha hayatı pek bana göre değil ya. Göründüğü gibi zaten. Yani şehirde daha çok sosyalleşiliyor diyorsunuz. Yani, evet öyle. Yayla. Neden peki? Neden? Daha serin olur. Yüksek rakımlı. Yani bulut sıcağı çekmektense. Şehir hayatını tercih edersiniz yoksa yayla köy hayatını? Ben şehir hayatını tercih ediyorum. Peki neden? Çünkü ulaşabileceğim her şey yakınlarımızda oluyor. Mesela kıyafet almak istediğimizde AVM'ye gelebiliyoruz. Veyahut da eksiklerimiz olduğunda markete gidebiliyoruz bu şekilde. Ama yaylada sadece bazı yani ayda bir mesela buralara gelebiliriz. Kesinlikle yayla hayatı. Neden diye soracak olursak? Bu sıcak. Sıcağı görmüyor musunuz? 50 derece artık eriyoruz yani. Klimasız bir hayat yok. Yaşam yok. Ya yani kesinlikle yayla hayatı. Peki başka bir nedeni var mıdır? Daha az insan. Trafik yok. Dağda yaşamak daha iyidir benim için. Peki neden? Şehirde yaşanmıyor ki. Şehirde her şey pahalı ama dağda hiç. Yani kafanı dinlersin çoktan yani. En çok sizi ne çekiyor? Köyün toprağı çekiyor. Köy toprağına hasret kaldık. Daha huzurlu mu hissediyorsunuz? Evet. Şu an köyde olmak vardı. Daha iyi olurdu benim için. Efendim şehir hayatını mı tercih edersiniz yoksa yayla köy hayatını mı? Köy hayatı daha ucuz, daha kolay. Paran varsa şehir de güzel tabii ki teyzem. Başka bir nedeni var mı peki? Yok. Yani köy hayatı daha sağlıklı tabii ki, yayla daha güzel. Ama imkanımız yok. Çocuk torun var. Öyle işte teyzem. Paran olursa her yerde yaşamak kolay. Ya paran yoksa emekliler sürünüyor bizler gibi. Yayla köy hayatını tercih ederim. Neden diye sorsak? Huzurlu, sakin, rahat. Yani burası çok kalabalık ve sıkışık. Tercih etmiyorum. Ailem de tercih etmiyor. Siz şehir hayatını tercih edersiniz yoksa yayla köy mü? Köy. Neden? Daha rahat, sakin. İnsanla uğraşmayı sevmiyorum. Daha rahat oluyor. Yayla hayatı. Neden peki? Rahat. Başka bir sebebi yok mu? Yok. Çünkü doğma büyüme yaylalıyım onun için. Neden rahat? Yürüye bağımsız. Tarlada, bağda, bahçede. İkisi de birbirinden değerli ya. Neden peki? Ya şehir paranın olduğu yer. Yaşantının güzel olduğu yer. Yayla hayatı biraz daha kırsal kesim. Bir şeyler eksik oluyor orada. Nasıl cevap vereceğiz? Siz arada kalırsınız. Arada kalırız. İkisi de lazım. İkisine de olmak lazım. Ben de yayladan geldim de ondan söyleyeyim. Özlediniz mi şehri? Bir hafta kaldım da. Tabii şehir başka, orası başka. Orası da güzel, burası da güzel. Köy hayatı daha güzel olmalı. Peki neden? Pek yaşamışım yok köyde ama yani şehir bunaltıcı, sıkıcı, kalabalık, sıcak ortam yok. O yüzden. Köy hayatını tercih ederiz ama imkanlar çerçevesinde maalesef burada yaşıyoruz. Niçin peki? Valla mermerciyiz, inşaatlarda çalışıyoruz. Mecbur yani. Diyeceğim bu kadar. Köy hayatı bambaşka. Size sorsak? Yani ben de köy hayatını tercih ederim. Çocukluğumuz zaten köylerde geçmiş. Her şey orijinal. Bazen eşime diyorum, böyle diyorum, tavuklarımız, koyunlarımız, böyle bir küçük bir arsa alsak, içine bir ev yapsak diyorum. Gerçekten şehir merkezi yaşanılacak gibi değil. Köy hayatı daha güzel olur da o imkanı olmadığına göre mecbur yaşıyoruz şehirde. Neden köy peki? Ya şimdi emeklisin, bir şeyin kalmamış. Köy hayatını tercih ederim. Peki neden? Şehir hayatı bunaltıcı. Evler resmen çocuklar için cezaevi. Dışarı çıkartamıyoruz.
Ama köy olsa evinin önünde oynasın çocuk. Yani o kadar. Ben şehir hayatını sevmiyorum. Köy olsun, iki oda olsun, temiz hava olsun. Çocuklar için çok iyi. Şimdi her şeye ulaşmak, araba noktası, her şeye ulaşabilirsin. Yani köy şehirden çok çok iyidir. Ben köyü seviyorum. Yayla. Neden diye soracak olursak? Yayla hayatı daha serin olur, daha temiz havası olur. Şehir hayatını tercih edersiniz yoksa yayla hayatını? Erzurum hayatını. Neden peki? Yayla. Soğuk. Antalya ne ki demiş. Erzurum yayla, yayla. Yani soğuk memleket yani. Soğuk memleket dört iklimi. Mevsimi dört daha mevsimi daha rahat yaşıyoruz. Yani Antalya'da yaşayana Allah sabır versin. Vallahi sabır versin. Başka bir nedeni var mı peki? Başka bir nedeni Antalya'ya geleceksin, 10 gün tatil yapıp geri döneceksin. Kalmayacaksın. Ondan sonra gideceksin yaylaya, Erzurum'a. Suyu soğuk, yaylası güzel, evleri serin, her yerden soğuk su çıkıyor. Yani doktor bile diyor, Antalya'da yaşayanla Erzurum'da yaşayanın, Allah bilir bunu gerçi de, 10 sene ömrü fark eder. Gerçekten insanı çürütüyor yani sıcak. Evet. Yani bu kadar, ne diyebilirim artık? Anlayın artık. Siz aynı. Aynı. Eşim ne diyorsa aynısıdır yani. Aynı, o taraf daha bizim için daha iyi. Buraya çalışmaya geliyoruz. Sonra gidiyoruz tekrar. Yayla ve dağ hayatını tercih ederim. Neden peki? Temiz hava, insanlardan bıktım. İnsanları görmek istemiyorum. Sizi en çok çeken nedir peki o tarz bir hayatta? Doğal güzellik. Hayvanlarla iç içe. Doğal güzellikler yani. Başka ne olacak? Temiz hava yani. Şehrin kalabalığı yok, trafiği yok, kalabalık insan yok. Ne güzel, orada hayvanlarla yaşayacaksın tek başına. Güzel değil mi?